Enzimlerin görev ve özellikle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Üretilmelerinde ribozom organeli görev yapar. Çünkü enzimlerde protein vardır. Doğrudur. Tepkimelerin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlar. Enzimler aktivasyon enerjisini düşürerek enzimlerin daha kısa sürede daha hızlı gerçekleşmesini sağlar. Aynı tepkime çeşitli için tekrar tekrar kullanılabilir. Enzimlerin tekrar tekrar kullanılma özelliği en önemli özelliklerinden bir tanesi. Farklı görevler üstlenmeleri farklı ribozomlarda üretimlerinden kaynaklanır. Enzimlerin farklı görevler üstlenmeleri protein kısmının farklı olmasından kaynaklanır. Gen bölgenin farklı olmasından kaynaklanır. Farklı ribozomlarda enzimin üretilmesinin enzimlerin yapısına hiçbir katkısı veya artısı veya eksi yoktur. Arkadaşlar cevabımız denizli. Genetik bilgi görev göre üretirler. Protein kısmından dolayı cevap doğrudur. Cevabımız denizli. Hücre dışında gerçekleşme olan bir hidroliz ile ilgili T anında meydana gelen değişimlere bağlı olarak aşağıda grafiklerden hangisi çizebilir? T anında enzimler tükenmişse reaksiyon sabitlemez. Reaksiyon hızı sıfıra iner arkadaşlar. Dolayısıyla yanlıştır bu grafik. Çünkü substrat yoksa ya da enzim yoksa reaksiyon nasıl devam edebilsin ki? Reaksiyon ortam pH'i değişmiş. Ortam pH'i enzimin yapısını bozmuş olabilir ve reaksiyon yavaş, yavaş düşebilir. Doğrudur. Olabilir cevabımız bursa. Ortama inhibitör eklendi reaksiyon yavaşlar. Aktivatör eklenseydi böyle olurdu. Bu da yanlış. T anında ortam aktivatör eklenmiş. Aktivatör eklendiği için reaksiyon böyle olması gerekir. Yanlış. Ee, T anda ortama substrat eklenmiştir. Mesela enzim substrata doymuş Ortama e, enzim substrata doymuştur demeyelim de. Mesela ne diyelim. Ya yani şöyle söyleyeyim. Enzim substrata doymuş dahi olsa ortama substrat eklerseniz dahi reaksiyonunuzu sabit gider. Yani sıfıra inmez. Yani substratın inhibitör etkisi yoktur. Dolayısıyla bu da yanlış. O zaman cevabımız ne olur? Bursa olur. Aşağıda grafikte bir reaksiyonun enzimli ve enzimsiz gerçekleşmesi bağlı olarak substrat konsantrasyonu reaksiyonu üzerine etkisi gösterilmiştir. Bu bilgilere göre ifadelerden hangileri doğrudur? Substrat konsantrasyonu artması reaksiyon her zaman arttırır. Bakın arkadaşlar şuradan sonra arttırıyor mu? Arttırmıyor. Reaksiyon sabit gitmiş. Dolayısıyla her zaman arttırır diyemezsiniz. Yanlış olur değil mi bu? Evet, düzgün silemedik. Temize bakalım. Koçum Temizledi. Evet. O zaman bu yanlış. Bakın burada sabit demiş. Bakın burada sabit demiş. Enzimli reaksiyonlar substrat konsantrasyon düşük olduğu durumlarda bile yüksek hızlara ulaşır. Bakın enzimli reaksiyon substrat konsantrasyon düşük reaksiyon hızı bu. Ama bak bununki burada, bununki burada. Reaksiyonunuz enzim reaksiyonu çok fazla. Dolayısıyla doğru bir ifade. Enzimli reaksiyonun maksimumuza ulaştığında bakın maksimumuza burada ulaşır enzimli reaksiyon. Artan substrat konsantrasyonu reaksiyonunuzu etkilemez. Evet artan substrat konsantrasyonu olsa dahi artık doyuma ulaşmıştır. Optimum koşullardadır. Substratı arttırsanız dahi enzim reaksiyona doyduğu için arkadaşlar substrata standart bir şekilde sabit bir şekilde gider. Doğru demiş. Cevabımız ne olur? 2 ve 3 olur. Denizli. Ortam optimum pH 4'te gerçekleşen enzimatik bir reaksiyon için 4 demek ki en iyi çalıştığı aralık. pH değeri 0'dan 14'e kadar kademe olarak arttırılmış. Bu süre içerisinde reaksiyon hızında gözlenen değişim hangi grafikte? 4'te en yüksek olacak arkadaşlar. Gitti. Doğru ama ondan sonra bozulmaya başlar yapısı. Gitti. Burada en düşük gitti. Burada 4'ten 14'e kadar yüksek ama 4'ten 14'e kadar yavaşlaması lazım. Çünkü pH değişimi enzimin yapısını bozar. Bakın burada 0'dan 4'e kadar enzim optimumda 4'ten sonra da yapı bozuluyor. Dolayısıyla bu doğru bir ifade olur. Çünkü biyolojide bu tarz maksimum minimum olayı yoktur. Optimumun altı da üstü de sıkıntılıdır. Yukarıdaki tekniği gerçekleşen X enzimi ile ilgili yapılan deneyler aşağıda verilmiştir. Bakın burada A artı B C'ye dönüşmüş. Burada A artı B substrat C ise üründür arkadaşlar. Bakalım birinci deneyde içerisinde X enzimi ve bir miktar su bulunan deney tüpü 100 santigrat dereceye kadar beklenmiş. Bakın en fazla 50 santigrat derece etkinlik gösterebilen bir enzimmiş. 100 santigrat derece enzim ne yapar? Denatüre olur yani bozulur. Aynı deney tüp birinci deneyin ardından 25 santigrat dereceye kadar soğutulmuş. Soğutulması bir şeyi değiştirmez. Çünkü bozulmuş. Yüksek sıcakta bozulmuş bir enzimin geri dönüşü yoktur. Düşük sıcakta çalışamaz haldeki benzin ise geri dönüşü olabilir. İçerisinde A, B substratları ekleniyor ve yeterli süre bekleniyor. Beklenmesi bir anlamı yok. Yani şurada bu reaksiyon gerçekleşmez çünkü X enzim yapısı bozuk. Buna göre bu deneylerle ilgili yorumlardan hangileri yapılabilir? İkinci deneyin sonunda tüpte de A ve B maddeni rastlanmaz. A, B, C'ye dönüşemeyeceği için tüpte A ve B'ye hala rastlanır. Yanlış. Tüp içerisinde C maddesine rastlanmaz. A, B enzim bozuk olduğundan C'ye dönüşemeyeceği için C maddesine rastlanmaz. Doğru. Tüpte enzim substrat kompleksi kurulmaz demiş. Doğru demiş çünkü enzimin yapısı bozulmuş. Cevabımız ne olur arkadaşlar? 2 ve 3. Optimum koşullarda hücre içerisinde sınırlı miktarda enzimle gerçekleşmekte olan bir reaksiyonda tepkimenin hız zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Ne olmuş? Böyle geçmiş. Enzim substrat doygunluğuna ulaşmış ve sabit hıza gitmiş. Grafikteki T anında enzim substrat doygunluğu sağlandığı bilindiğine göre numaralı grafiklerde verilen değişimlerden hangilerinin yapma tepkimesini hızını arttırabilir? Sıcaklığın azalması Aktivatör değil inhibitör etki yapar. Sıcak artsaydı reaksiyon hızlanabilirdi. Bu olmaz. Aktivatör madde eklerseniz reaksiyon ne yapar arkadaşlar? T anından sonra böyle artabilir. Dolayısıyla doğrudur. Substrat miktarı artışı reaksiyon etki etmez. Neden? Enzim substrat doygunluğuna ulaşmış. Yani enzim bağlanabileceği en çok substrata bağlanmış. Ekstradan substrat eklemimizin bir manası yok. O yüzden cevabımız ne olur? Yalnız 2. Karaciğerde bulunan katalaz enzim hidrojen peroksit, oksijen ve suya parçalar. H2O2 suya ve oksijene parçalar. Kimmiş bu? Katalaz. Burada H2O2 ne? Substrat. H2O2 O2 ne? Ürün. Deney sonunda numarandığım tür deneklerle ilgili yorumlardan hangileri yapılabilir? Bir kere 60 santigrat derecede enzim bozulduğu için 3. tüpte herhangi bir reaksiyon gerçekleşmez. 1. ve 2. tüpü kıyasladığımızda ise bakın 30 santigrat derece eşittir. E, 10 gram karaciğerdir. Substrat eşittir. İkisi de H2O2'dir arkadaşlar. Yani burada substrat e, yüzeyi falan hep sabittir. Burada substratı karaciğer zannetmeyin. Karaciğerde katalaz var. Burada substrat H2O2'dir yani. Arkadaşlar burada doğranmış karaciğerde daha fazla enzim hücre dışına çıkabileceği için burada reaksiyon daha hızlıdır. Yani 2 nolu kapta reaksiyon daha hızlıdır. Ancak 2 nolu kapta reaksiyon daha hızlı dahi olsa reaksiyon tamamlandığında oluşabilecekleri oksijen miktarı eşittir. Niye? İkisinde de 5 mililitre H2O2 var. Yani oluşabilecek oksijen 5 mililitre H2O2 kadar. Şimdi soruyu buna göre çözelim. Birinci ve ikinci tüpte toplam açığa çıkan oksijen miktarı eşittir. Doğru demiş. Ama oksijen üretme hızı ikinci tüpte daha fazladır. Çünkü ikinci tüpte doğranmış karaciğerdeki enzimlerin hücre dışına çıkması fazla enzim olması anlamına gelir. Fazla enzim de reaksiyonu daha hızlı hale getirir. Üçüncü tüpte hidrojen peroksit miktarına bir eşik olmaz. Çünkü enzim bozulduğu için hidrojen peroksit su ve oksijene dönüşemez. İkinci tüpte birim zamanda açığa çıkan oksijen miktarı birinci tüpe göre daha fazladır. Çünkü doğranmış karaciğerdeki enzimler hücre dışına daha fazla çıkacağı için daha fazla reaksiyon hızı oluşabilir. Dolayısıyla cevabımız hepsi. Aktivite gösterebilir sıcaklık aralığı 10 ile 50 santigrat derece olan bir hidroliz enziminin bulunduğu kaba bir miktar protein eklenerek 0'dan 60 dereceye kadar kademe olarak artırılıyor. Enzimin optimum çalışma sıcaklığı 36,5 dereceymiş. Enzimin reaksiyonunuzu 36,5'a kadar artar. Optimum sıcaklık olur daha sonra enzim yapısı bozulur 50 santigrat derecede bütün enzimin yapısı bozulmuş doğru Protein miktarı böyle 36 kadar azaltılmış sindirim gerçekleşmiş enzim var Ama 36'dan sonra sabit gitmiş Ancak gençler bu enzimlerin tamamı 36 buçukta yapısı bozulmuyor ki hatta 36 optimum çalışıyor Yani 36'dan sonra hala enzim olduğu için Reaksiyon arkadaşlar şu şekilde inmeli. Böyle buradan sonra sabitlememeli. Protein miktarı sabit kalıp reaksiyon durdu anlamına gelmemeli. Reaksiyon ancak ve ancak 50'den sonra durabilir. Dolayısıyla bu yanlış bir grafik. Amino asit 10 santigrat derecede enzim çalışmaya başlar. Proteini döndürür. 50 santigrat dereceye geldiğinde ise gençler 50 santigrat derecede ne olur? Enzimlerin tamamı bozulacağı için üreten amino asit miktarı artık sabitler. Çünkü proteinler sinirlemez. Bu da doğru olur. Bize doğru cevabı sorduğunuz cevabımız 1 ve 3. Yani Ceyhan olur.